Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı. Cumartesi annelerinin siyah transporter isyanı. Kaliforniya şiddetli depremle sarsılıyor. Günün haberleri başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki Kaliforniya eyaleti peş peşe depremlerle sarsılıyor. Wait, earthquake. What's going on? Are you serious? You're in the first earthquake. That's okay. An earthquake? That's the worst it's gonna get, right? Oh shoot, it's shaking. It? Look. Yeah. Oh shoot. Oh. Is this oh, it for real? Oh. 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 Oh, oh, oh. Look at. Shoot, you guys. Oh my god. Önceki gün 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan eyaletin güneyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Önce 7.1 olarak duyurulan deprem 20 yıldır eyaleti vuran en şiddetli deprem oldu. Depremin merkez üssünün Mojave Çölü üzerinde bulunan Ridgecrest kasabasının 18 kilometre yakınında olduğu bildirildi. Oh my god. Leana. Meksika'dan da hissedilen büyük sarsıntı yüzünden çok sayıda evin duvarları yıkılırken, otobanlara düşen dev kayalar yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde doğal gaz borularının hasar görmesinden dolayı yangınlar meydana geldi. Büyük Okyanus kıyısındaki Kaliforniya eyaleti, dünyanın en tehlikeli fay hatlarından San Andreas üzerinde bulunuyor. It continues to rattle pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. Çok vahim bir darbe olarak algılanıyor Türkiye'de basın özgürlüğüne. AKP eski Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, kanun hükmünde kararname ile mağdur edilenlerin yerden göğe haklı olduğunu belirterek bu insanların tüm haklarını eninde sonunda alacağını söyledi. Özdalga, KYK mağduru bir kişinin sosyal medya hesabından kendisine sorduğu soruyu cevapladı. Biz KHK'lılar ne iltimas, ne torpil, ne sadaka, ne de kimsenin bağışını değil, sadece hukuk işlesin, sonucunda iade itibarımı, çalınan haklarımı ve dahi maaşımı istiyorum. Çok şey mi istiyorum diye soran KHK mağduruna cevap veren Özdalga, KHK mağdurları yerden göğe haklı. Şuna kesinlikle inanıyorum, tüm haklarını ama tüm haklarını eninde sonunda alacaklar. İnsanlık tarihi içinde binlerce yılda süzülerek gelen temel bir adalet kuralı var. Kanunsuz suç ve ceza olmaz sözlerini kullandı. Şahsen benim sabır safamdır. Bu sabır bir yere kadar. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Diyor ya, bağımsızlık. Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bakalım bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanırken Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisine göre karar bankanın geçen ay faizleri sabit tutmasıyla Erdoğan ve Çetinkaya arasındaki sorunun derinleşmesi üzerine alındı. Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınması büyük yankı buldu. CHP sözcüsü Faik Öztürak, bunu yapanlar bizim ekonomimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. Merkez Bankası sarayın elinde tutsaktır derken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, başkan istifa etmeden böyle bir şeyin mümkün olamayacağını vurguladı. Ekonomist Uğur Gürses de seçim kaybeden Ankara'nın maceracı yola hızla girdiğine dikkat çekti ve Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almanın amacı belli. Para basılsın, hızla faiz düşürülsün isteniyor. Ancak yasasında belirtilen sebepler yoksa başkan görevden alınamaz. Cumhurbaşkanı kararnamesi yasanın üzerinde değil. Ekonomi politikasının siyasi sorumlusu Merkez Bankası Başkanı değil. Görevden alınması gereken kişi başkan değil, damat bakan ifadelerini kullandı. Zorla kaybedilen yakınlarını arayan cumartesi anneleri aynı tip siyah transporter araçlarla ve kendilerini devlet olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılan 6 kişi için çağrı yaptı. Kaçırılan Gökhan Türkmen,
Yasin Ugan. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde yapılan açıklamada 7 ve 20 Şubat 2019 tarihleri arasında kaçırılan Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek'ten ailelerinin tüm çabalarına rağmen haber alınamıyor. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilenlerin aileleri ve hak savunucuları olarak çoğu Ankara'da olmak üzere insanların kaçırılması iddiaları karşısında derin endişe içindeyiz ifadeleri kullanıldı. Tek bir cevap alamadık. Şubat ayında kaçırılan 6 kişi ve nasıl kaçırıldıklarına ilişkin detaylar tek tek okunurken ardından ailelere söz verildi. Kaçırılanların eşleri ve anneleri yaptıkları konuşmalarda duygularına hakim olamadılar. Gelsin, 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 yoksa gelmeyecek mi? Devamlı ağlıyorum, gülemiyorum. Sabah kadar bir yok da yetmeyecek. Karım yakınlarının bir an önce serbest bırakılmasını isteyen aileler, işkence ve hayati tehlike riskinden endişe duyduklarını belirttiler. Eşimin hayatından ve sağlığından endişe ediyorum. Kaçırılan 6 kişiyle ilgili süreci başından beri takip eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da buluşmada yaptığı konuşmada faile dikkat çekti. Hırsız evin içindeyse kilit işe yaramaz. Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda buluşmalarına yasak getirildiğini hatırlatan Tanrıkulu, cumartesi annelerine 700 hafta sonra bu yasağı kim getirip onları bu sokağa sıkıştırdıysa, Şubat ayında kaçırılan 6 kişinin faili de odur dedi. Bunu çok açık söylüyorum. O meydanı yasaklayanlar, cumartesi annelerinin sesini o meydandan alıp bu sokağa sıkıştırdılar. Aynı zamanda bu zorla kaybedilme vakalarında faillendirilir.